Sıradaki soru hocam bilmeden geçmişte zekat niyetiyle bir hayır kurumunun inşaatına zekatımı göndermiştim. Şimdi sizden zekatın inşaatları olmayacağını öğrendim. Bu konuda ne yapmam gerekiyor? O ödediğim zekatı tekrar ödemem gerekiyor. Tekrar ödemesi doğru olacaktır. Zekatın merciği fakirdir. Kur'an-ı Kerim'de bir tane ayet var. İnnemez sadaka zekat lil fukara fakir. Zekat borca benziyor. Benim size 10 bin lira borcum var. Şimdi bu borcu Hasan'a verdim. Hasan size getirdi. Siz de dediniz ki ben sizin gönderdiğinizi borcumu aldım. Yani dediniz. E tamam ne güzel. İki ben bunu Hasan'a verdim Ahmet'e götür diye. Hasan da gitti onu, onu camiye verdi. Burada çok ilginç bir mesele. iki mesele var burada. Onu da açıklayayım. Bir onun muhatabı siz olduğunuz için dersiniz ki ya tamam iyi ki oraya verdin. Tamam benim de hayrım olsun diyebilirsiniz bunu. Çünkü muhatabı sizsiniz. İki dersiniz ki ya verdiysen verdin arkadaş. Ben bu borcumu istiyorum. Yani bu alacağı bana gönderin dersiniz. Ben tekrar size 10 bin lirayı göndermek zorundayım. Çünkü o para size gelmedi. Camiye gitti köprüye gitti. Tamam. Sizin adınıza, alacaklı adına bu tasarrufu yapamazsın. Kainatın sahibi olan Allah'ımız buyuruyor ki zekat fakirindir. Şimdi bir, ben bunu size verdim. Şu 10 bin lirayı zekatımı al. Tamam. Fakire ilet. İlettiniz. Burada gayet güzel bir, bir şey. Bir problem çıktı. yok hocam. Abi. İki, bu zekatı ben Hasan'a verdim. Dedim ki bunu fakire ilet. O da gitti camiye kullandı. Şimdi burada o zekatın muhatabı olmadığı için bütün <laughs> fakirler, burada biz şey alamayız. Yani ben bunu buraya kullandım diye. Az önceki misal anlatabildiysem iş çözüldü. Anlaşıldı. Hocam, Siz muhatap da, olduğunuz da. için bağışladım diyebilirsiniz. Evet. Ama burada bağışladım demen için yeryüzündeki bütün fakirlerden onay alman onay lazım. Onay almanız gerekiyor. ki Böyle bir, şey, bir şey imkansız, imkansız bir şey. Bir şey. Evet. Onun için o fakire gitmedi. Bu borç ödenmedi. Ödenmediği için bunun ödenmesi gerekiyor. Zekatın, fakirin eline geçmesi lazım. Bu kitabı değil, benim darbu mesel diyelim yani evet. anlatabilmek için söylediğim bir sözdür. Zekat, fakirin boğazından geçecek. O fakirin eline geçmesi lazım. Fakirin eline geçtikten sonra, fakir eline aldığı o zekattan kendisi bağış yapabilir. Ayrı bir meseledir. Bu temlik meselesi o da konu geldi, onu da tekrar etmekte fayda var. Temlik şu. Osmanlı zekat verecek fakir bırakmadı. Evet. Cami yapacağı zaman fakir yok etrafta. Orada tabiri caizse 10-15 tane fakirleri o bölgeye konaklandırıyor. Mesela bu meşhur Selimiye Kışlası var evet. Üsküdar'da. Evet. O kışlada 15 binden fazla asker. Ecdat şunu yapıyor. Onun etrafına 150-200 tane hakikaten çok mağdur aileleri oraya konaklandırıyor. Çünkü pişen yemek yani 15 bin, 15 bin yetmiyor. Adam az yemiş olabilir. İlla tencerede artıyor. Tencerede artınca onu da israfı önlemek için, dökmemek için ne yaptı? Dışarıda 150-200 tane fakir aileler o yemekleri de oraya veriyordu. Hmm. Ve bu sefer sıfırlıyordu. İşte bizim aşevinde de onu yaptılar. Allah razı olsun. Geçen e, geçen dedim birkaç sene evvel. Dedim yani illa yemek artması lazım. Yani burada 10 binlik bir sistem var. Evet. E bu sistemde şimdi icabında bazıları ben bugün yemek almayacağım. Diyor. Diyebilir evet. ki diyor evet. zaten bunu. Evet. E o durumda yemek kalıyor. Yemek kalıyor evet. E kalınca ve ne oluyor? Arkadaşlar dediler ki tespit ettiğimiz yerler var. Bu tespit ettiğimiz ailelere biz götürüyoruz. Onlara bir tane pirinç tanesi dökülmüyor diye o kadar duygulandım inanamazsın. O kadar hoşuma gitti yani. Tabi bunları biz sürekli gündeme getiriyoruz. Mesele bu imkanların fakirin eline, muhtacın eline geçmesi. Şimdi o temlik meselesi şu. Bir daha baştan alıyorum. Osmanlı fakir bırakmamış. Evet. Bırakmayınca bu sefer kendisi caminin etrafına tabiri caizse oraya İhtiyar fakirleri sayesinde. alıyor evet. ve onlara diyor ki bak bu millet zekat veriyor. Zekat verecek kimse de yok zekatları siz alın nisap miktarına çıkmasın 80 gram altın miktarına hep 70'te tutun üstünü siz camiye infak edin siz çiftte sevap kazanmış olursunuz çünkü devamı gelecek ha şimdi günümüzde öyle bir şey yok ki zekat yani fakir zekata ulaştı mı bayram ediyor bunun devamı gelecek devamı diye bir umut yok yani olur, burada böyle bir sistem geliştirdiler hem o fakiri de sevaba teşvik etmek Hı -hı. bakımından yani zengin de zekatını vermiş oluyor o da aldım kabul ettim diyor alıyor ondan sonra bir gün sonra bir hafta sonra oradan kullanacağını da kullanıyor kendi parası yani Bizzati kendi parası oluyor. Ondan sonra diyor ki, ha biraz daha gelince, aa tamam diyor. Ondan sonra atıyorum 50 gram altını camiye bağışlıyor. Derken böyle bir temlik, temlik mülk edinmek demektir. Yani fakirin eline geçmesi lazım. Onun mülkü, bu benim param. Yani ben size 10 bin lirayı verdim, sizin alacağınız. Evet. Siz aldınız. İstersen bir, benim olur. İstersen, istersen sen kullanırsın. Hmm. İstersen yağarsın. O senin oldu yani o. Burada aldım verdim meseleleri. Bu mesele çok çok su götürür bir meseledir. Onu oturup tekrar tekrar mütila etmek lazım. Yani böyle birkaç dakikayla konuşulacak bir şey değil. Ben bunu hep söyleyeceğim. FETO dediğimiz fakirin hakkı, zekatı gasp ettikleri için meclise kurşun sıkıp terörist oldular. Ve bunun benzer işler yapanlar da maalesef var. Yani bu doğru bir yol değil. Doğru evet. bir yol değil. Yani biz Sultan Derneği olarak biz ne yapıyoruz? Bağış kalemlerini olanaklara kullanıyoruz. Ha baktık ki ya bu zekat, e, zekat kalemini kullanamayız. Bu ne yapıyoruz? Kazana döküyoruz. Ben oradaki fakir, yetim, muhtaç, mağdurlara dağıtıyoruz. Din adına bir iş yapıyorsan dine uyacak. Adam spor organizası. Bir ya maç oynanıyor, gol oluyor. Olmadı diyor. E niye? E efendim işte offside diyorlar. E gol oldu da ya. <gülüyor> <gülüyor> filelere gitti işte top. Kuralı varmış. Ya bir maçın kuralı var da dinimin kuralı yok mu ya? Çok güzel. üzücü bir şey yani. Böyle bir şey olur mu? Olmaz ki ya. Emille millet şimdi okullarda okuyan efendim mimar, mühendis, tıp ciddi manada okullarda baktığımız zaman mimar, mühendisi, tıp vesaire. E bunlar altlarında arabalar, şunlar bunlar ona zekatlar, fitreler veriliyor. E bu niye? E bu ya tamam da bunlar para kazanıyor sanmak için bunlar yapılıyor. Evet. Vatan evladı. Ancak bunlara bağış kalemi olması. Zekat fakirin hakkıdır. Muhtacın hakkıdır. Veya Kur'an talebesi, İslami ilimler vefisebillah kaydında defalarca anlattık. Onlara verilebilir. Verin diye de böyle rahat bir fetva da yok o meselede. Onu da konuşmak lazım. Dini konuşacaksak dinin aslını ortaya koyalım. Biz Allah'ı kandıramayız, kendimizi de kandıramayız. E, Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yanlışlardan muhafaza eylesin. E, o gençlerimize bağış kalemleri vesaire bu şekilde yapılabilir. Zaten devlet ne yapıyor? inanılmaz İnanılmaz. Üniversiteler yapıyor, bir şeyler yapıyor. Bir sürü burslar veriliyor vesaire. İmkanlar e onlar imkanlara evet. boğulmuş tabiri caizse. Ver iki taraftaki hafızlık kursları vesaire. Perişan bir vaziyet. Zekat, fakirin hakkı, muhtacın hakkı, istismar istismar. Her taraftan istismara uğruyor din. Ya Allah aşkına Allah'ımızın dinine şöyle bir samimi olarak sahip çıkalım. Sonuç zekat fakirin hakkıdır. Fakire gitmesi lazım. Fakire ulaşmadı mı borç ödenmiş olmadı. Onun Onu bir daha ödenmesi, ödenmesi lazım. gerekiyor. Çünkü zekat kendisinin alacaklı evet. gibi düşünsün. Benim birinden 50 bin alacağım var. O alacak senden eline geçmedi. O senin zaman, adına gidildi evet. efendim ondan başka bir şeyler yap. E bana versene kardeşim. Evet. Bırak bana ver de ondan sonra ben karar vereyim buna. Sen fakire ver, fakir karar versin. Sen niye fakir adına iş yapıyorsun ki? Yani burada diyemiyorum ama bu kelime biraz ağır olacak. Sen fakir ahmak yerine koyuyorsun. Parayı nereye kullanacağını bilmez. Ben onun adına kullanayım. Yani bu meclis dışı bu konuşma. Ama ben şimdi fetvaları şöyle düşünüyorum Ahmet. Yani kendim bu durumda olsam, ki insanız olabilir e beş tane çocuk var. Anacım babacım var. Gece konduda oturuyorum geçim yok. Benim adıma birileri bir şeyler yapıyorlar. O efendim avizeye verdikleri parayla 500 tane belki de fa fakir geçinecek. Hadi bunu da konuşalım. Evet. Ne oluyor şimdi bu? Burada Var mı böyle bir dinde bunun yeri zekat. ya? Var mı bunda dinde bunun bir yeri varsa yok, söyle yok, o yok. zaman. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir din evet. yok. Zekat fakirin hakkıdır. Fakirin eline geçmedi, o zekat yerini bulmadı. Bu kadar net. Tekrar ödemesi, ödemesi gerekiyor. Ödemesi evet. gerekiyor. Çünkü sen alacaklı gibi düşün. Birinden alacağım vardı. Alacağını alamadın. alamadı. Alamadı. Öyle düşün, düşün kendi. Evet. La yumina ahadukum hatta yuhibbe li ma yuhibbu nefsi. İman ehli kendine istediğini, din kardeşinde istemedikçe o Müslüman değildir. Yani Sen kendine fakir istedim. olduğunu düşün, senin adına o para sana gelmiyor, açlıktan ölüyorsun. Öbür taraftaki de böyle kolejler, molejler, yurtlar, bilmem neler, camiler, avizeler, havalarda uçuşuyor. Ne bu? Bilmem artık. Bu dinin sahibi Allah'tır. Dine uyan kazanır, istismar eden kaybeder. Allah razı olsun.